Günaydın herkese, iyi haftalar. Cuma günü sadece nonfarm payroll rakamına değil, toplam olarak baktığınızda aslında gayet sağlıklı gelen bir istihdam verisinin ardından piyasanın da pozitif tepki verdiğini gördük. Çok kuvvetli olmasa da artıda kapatmayı başardım. Şurada görüyorsunuz. Eksi seviyelere kadar, 2040'lara kadar düştükten sonra ki açılışta da sert bir satış yedi. Aşağı yukarı saat 8'e kadar eksi de seyrettikten sonra artı kapanış yapmayı başaran bir endeks söz konusu. Şu an için bir düzeltmenin hala ortasındayız gibi gözüküyor. Çok önemseyecek seviyelerin henüz kırılmadığını görüyoruz. Özellikle S&P tarafında. Ama Nasdaq tarafının 200 günlük ortalamasının altına kaymış olması, 50 günlük ortalamada bunun içinde. Tabii çok pozitif değil. Tabii benzer bir durum Russell'da söz konusu olmadı henüz. 50 günlüğün üzerinde tutunuyoruz ama orada da 200 günlük ortalamanın altındayız. Dolayısıyla bu biraz rahatsız edici bir gelişme olsa da henüz çok ciddi bir düzeltmeye girdiğini söyleyecek kadar önemli bir satışla karşı karşıya değiliz ki 2040 seviyeleri destek olduğu sürece de sorun yok diye düşünüyorum. 2060'ların üzerinde bir kapanış biraz daha rahatlatacaktır endeksleri. Bu hafta baktığımızda perakende satışlar en önemli gelişme olarak olacak. Ardından da yavaş yavaş enflasyon verilerine gözler dönmeye başlayacaktır. Biliyorsunuz ISM'in fiyat endeksine baktığımızda ciddi bir zıplama vardı. Tabii petrol ve bakır kaynaklı bunlar ama bir noktada bunun PPI'ye de sonra da CPI'ye etkilemesi, girmesi gerekiyor. Zaten Cuma günü aslında iyi gelen veya paketin iyi olmasını sağlayan gelişmelerden bir tanesi de şurada gördüğünüz 2,5'luk artıştı. Aslında isterseniz şurada gördüğünüz çalışma saatlerinin artıyor olması da son derece pozitif bir gelişme ama Fed'in gözüyle baktığımızda şuradaki hareketin daha da kuvvetli bir şekilde yukarıya gitmesi gerekiyor. Yani bir yukarı trend olduğunu görebiliyoruz. Ancak bunun kalıcılığından ve diğer fiyatlara da etkisinden emin olmak istiyor Fed. Dolayısıyla biraz daha yukarıya 2,7'lere 2,8'lere doğru göreceğimiz bir rakam Fed'i de zannediyorum harekete geçirecektir. Çin tarafında hafta sonu verileri paylaştım. Çok iyi diyebileceğimiz rakamlar değil. Yani görüntüde iyi, tıpkı Cuma günü görüntüde kötü olan non-farm payroll gibi beklenenin altında geldi. Çin tarafında da ticaret dengesi örneğin beklenen seviyelerde gelmiş olmasına rağmen içeriğine baktığınız zaman zayıf gözüküyor. Zaten ilk seansta da satıcılı geçtiğini görüyoruz. 3000-3050 seviyelerini aşması gerekiyor ki biraz daha yukarıya doğru hareket kuvvetlenebilsin ama bunu yapamadığını gördük. Tabi burada MSCI konusu artık bu ay boyunca bence tartışılacaktır. Spekülasyonu yapılacak olan bir konu. Bu konuya da detaylı olarak değindim. Takip etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Genel olarak baktığımızda çok önemli bir Asya hareketi olmadığını görüyoruz. Yen'le beraber hafif bir Japonya'da toparlanma var. Onun dışında çok belirgin diyebileceğimiz tek hareket Çin'den geliyor. Gelelim parite tarafından. Paritelerde önemli kırılmalar olmasa da önemli hareketler olduğunu gördük. Şuradaki geçtiğimiz hafta yaşanan dönüş önemli bir dönüş olabilir. 1.17 seviyesi ilk hedefiydi. Onun altında biraz kaldı. 1.16-15'ler civarında ama şuradaki dönüş itibariyle baktığımızda stopların çalıştırıldığını ve piyasanın biraz daha rahatladığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Cuma günü her ne kadar verinin kötü olduğundan bahsedilse de görüyorsunuz kapanış itibariyle önceki haftanın altında kapandı ve o kötü tabir edilen veriye rağmen yukarıya doğru net bir rally de bulunamadı. Dolayısıyla bunu çok kuvvetli bir sinyal demeyeceğim ama dolar pozitif bir sinyal olduğunu söylemek mümkün. Çünkü aşağı yukarı 1.1480'lere kadar çıktıktan sonra gerçek niteliği anlaşıldığında aşağıya doğru bir hareket geldi. Bugün itibariyle baktığımızda çok belirgin bir hareket yok. Aşağıya doğru bir açılıştan sonra yeniden Cuma kapanış seviyelerindeyiz. Önce isterseniz CFTC verilerine bir bakalım. O tarafta görüyorsunuz oldukça
az diyebileceğimiz bir short seviyesi artık söz konusu. Önümüzdeki haftalarda bunun sıfıra gelmesi de bir ihtimal dahilinde ki bu seviyeler aşağı yukarı geçmiş dönemlerin ortalamalarına denk düşen seviyeler olacak. Sıfırın hemen üzerinde. Şu anda da oldukça düşük 2014'ten bu yana en düşük seviyelerdeyiz. Aslında daha ilginç bir durum. Genel olarak doların 8 para birimi karşısındaki haline baktığınızda gözükecek. Burada ilk şorta geçtiğinde piyasanın söylemiştim 2 hafta önceydi. Şort pozisyonların artmaya devam ettiğini görüyoruz. 22 Nisan haftasında 20 bindi. Ardından 58 bine çıktı. Şu anda da 62 bin civarında bir dolar şort pozisyonu var. Yani piyasadaki işte herkes dolar long düşüncesi çok da doğru değil. Aksine dolar long pozisyonlar çok düzenli bir şekilde aşağı yukarı geçen senenin sonundan bu yana piyasada azaltılıyor. Yavaş yavaş diğer para birimlerine geçiliyor. Bu devam edecek mi? Az önce euro tarafında paylaştığım gibi biraz daha sürebilir. Ama ben çok kuvvetli bir dolar short pozisyonu açılacağını eğer çok ciddi anlamda zayıf veriler gelmezse zannetmiyorum. Tabii burada teknik olarak baktığımızda dolar shortların açılması veya büyütülmesini gerektiren seviye aslında şurada gördüğünüz 93 seviyeleri onun altına kaymamız durumunda mutlaka ki dolar short pozisyonlar daha da büyüyecektir. Şurada zaten bunun bir denemesini gördük. İşte 16'ların aşılmasıyla euro tarafında ama şimdilik üzerindeyiz. Bu seviye kırıldığı takdirde evet dolar short pozisyonlar biraz daha artacaktır. Çünkü 90'a kadar hatta 89,5'a kadar çok net soluksuz bir düşüş söz konusu olabilir. Ama bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Genel olarak baktığımızda diğer merkez bankalarının hareketlerini takip ettiğimizde doların o kadar da şansının sona ermediğini düşünüyorum. Şurada Merkez Bankası, 4 büyük Merkez Bankası'nın bilanço büyüklüklerini görüyoruz. Şurada pembe veya eflatun renkli gözüken Fed'in yatay bilançosu, tapering ile beraber artık büyümeyen bir bilançosu var. Şurada gördüğünüz Bank of Japan'in bilançosu. Bank of Japan hızla büyüyen bir bilançoya sahip. Yine Euro tarafına baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Sadece PBOC'nin aşağıya doğru bir seyir izlediğini görüyoruz. Neden? Geçen sene ciddi anlamda bilançosunda FX rezervlerini yakmak durumunda kaldı. Yeni müdahale ederken. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda neredeyse Fed'i yakalamak üzere olan bir Bank of Japan söz konusu. Yine aynı şekilde son derece hızlı bir şekilde yukarıya giden Euro söz konusu. Tüm bunları göz önüne aldığınızda dolardaki gevşemenin çok da kalıcı olacağı ihtimalini ben görmüyorum. Olmaz demiyorum ama çok kalıcı olacağını düşünmüyorum. Şurada ECB Fed bilançosuna da bir göz atalım isterseniz. Görüyorsunuz çok hızlı bir şekilde bilanço arasındaki oran dolar lehine toparlanıyor son zamanlarda. Şurada üzerine pariteyi de atarsam eğer. Tabii bu sadece tek etken değil ama bilanço büyüklükleri parite üzerinde etkisi olan unsurlardan bir tanesi. Şurada özellikle tapering ile beraber bunun etkisini, yansımasını görüyorsunuz ama son zamanlarda da aşağıya doğru bir baskı var. Ona rağmen yukarıya gitmeye çalışan bir euro var ki bunun kalıcılığından şüpheliyim. Buradan Japon yenine geçelim. Japon yeni aslında ilk hedeflerinden bir tanesine ulaşmıştı diyebiliriz. Şurada gördüğümüz 105,50'lerden bahsetmiştim daha önceki video ve maillerde. Bu seviye hızlı bir şekilde görüldükten sonra ilk tepki geldi. Bu tepki yukarıya götürmeye yetecek mi veya artık hareket sona erdi mi? Bunu söyleyebilmek için erken ama birkaç tane seviye var. Şurada gördüğümüz tekrar 108'lerin üzerine atarsa biraz rahatlayacaktır. Ama buradaki asıl bence aşılması gereken seviye 110-111 seviyeleri. Henüz onu aşmadığımız için çok
çok net bir yukarı hareketin başladığını, yeniden değer kaybedeceğini söylemeye erken diye düşünüyorum. Zaten haftalık grafiklere de baktığımızda çok net bir dönüş işareti şimdilik görmüyoruz. CFTC tarafında pozisyonların bir durumuna bakalım. Burada biliyorsunuz bir noktada kuvvetli bir şekilde longlar açılmıştı ve yeni zirveler yapmıştık. Zannediyorum o hareketin ardından biraz sakinleşmesi söz konusu olması doğaldır. Şurada gördüğünüz gibi hala rekor seviyelerdeyiz. Yani piyasa normalin üzerinde gelişmelere paralel olarak diyeyim daha doğrusu. Normalin üzerinde yen short. Bunun biraz daha azalması, bu sayede yenin biraz daha 108'lere, 109'lara doğru tepki vermesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Cuma günü İngiltere'deki seçimden bahsetmiştim. Seçimdeki Labour adayı, İşçi Partisi'nin adayı Brexit taraftarı değildi. Dolayısıyla oradaki en önemli gelişme aslında üstü kapalı bir şekilde Brexit'in destek bulup bulmayacağıydı. Seçilen adaya baktığımızda, Sadık Kağan'a baktığımızda destek bulmadığını söylememiz söz konusu. Ama anketler üzerinden gittiğimizde hala başa baş bir durum olduğunu görüyoruz. Çıkalım diyenler şu anda 41, kalalım diyenler 40 ve %20, 19 oranında da belirsizlik var. Bu çok yüksek bir oran tabii. Daha önceki haftalarda bunun azaldığını ve hızlı bir şekilde toparlandığını görmüştük ama Obama'nın açıklamasıyla tekrar başa başa geldi. Dolayısıyla şu 20'lik kesim belirleyecek. Şu anda bir şey söyleyebilmek zor. Ama bunun pound üzerinde tabii aşağı yönlü baskı yarattığını da görebiliyoruz. Pound tarafında da bir yukarı kalkışmadan sonra sert bir satış geldi. Şu anda da yine geçtiğimiz haftalardaki seviyelerdeyiz ki ben burada bir satış daha gelme ihtimalini hala yüksek görüyorum. Buradan metaller tarafına geçelim. Cuma günü altın biraz daha sert bir tepki verdi. Kötü olduğu işte düşünülen non-farm payroll'a ama görüyorsunuz devamında çok gelmediğini, aşağı yukarı bir önceki günde aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Altın tarafında benim görüşüm çok fazla değişmiş değil. Yukarıya gitmesi elbette ki reel faizlerin düşük kalması veya eksi faiz konusunun piyasaya gelmesiyle olması gereken hareketti. Şu anda da hala 10 yıllıkların zayıf seyrettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü baskısı devam ediyor. Burada takip ettiğim seviye 1305-1306 seviyeleri aşarsa daha da kuvvetlenecektir. Ama hala kuvvetli bir satış olma ihtimalinin de yüksek olduğunu, Amerika'daki ekonomik gelişmelerin piyasa tarafından fazlasıyla kötümser okunduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarafta biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Elbette hemen buradan shortlamak için herhangi bir teknik veya temel de aslında baktığınızda reel faizler nedeniyle görünmüyor ama biraz daha zayıflaması durumundaki zayıflamadan kastım şurada eski geçtiğimiz haftalarda kırmaya çalıştığı üçgenimsi görüntü vardı hatırlarsanız. Bunun tekrar içine girmesi durumunda yani 1240'ların altında gelmesi durumunda biraz daha negatif bakmaya başlarım. 1190'ların kırılması ise çok önemli bir hareket olur. Dolayısıyla orayı yakından takip etmek gerek. Gümüş tarafında baktığımızda orada da benzer bir durum söz konusu. Yukarıya doğru sert hareketinden sonra şu andaki görüntüsü dinlenme tarzındaki bir yatay hareket. Çok fazla önem atfetmiyorum buna. Eğer yukarıya doğru kırmayı başarırlarsa şurada gördüğümüz seviyeleri o zaman daha da kuvvetlenen bir gümüşle ki şu seviyeleri yani 18-20 18-60-70 aralığını kırarsa o zaman gerçekten yeni bir döneme giriyor olacak gümüş. Tabii bu da altını yukarı çekecek unsurlardan bir tanesi. Ama burada da geçtiğimiz hafta paylaşmıştım. Gümüşte de çok ciddi anlamda long pozisyonlar var. Hatta rekor seviyelerdeydi tutulduğu tarihten bu yana. Şu anda da baktığımızda çok hafif bir satış gelmiş olmasına rağmen hala rekor seviyelerdeyiz. Bence bu biraz daha aşağıya doğru fiyatları da çekecek bir harekete neden olacak bir durum. Dolayısıyla bu haftada biraz daha sakinleşecek, aşağı yönlü baskı yiyecek bir
değerli metaller kompleksi bekliyorum. Tabii Amerika'dan gelecek olan özellikle perakende satışlar tarafında net bir gerileme olmaz ise. Buradan petrol tarafına hemen geçelim. Petrol tarafında biliyorsunuz hafta sonu Suudi Arabistan'daki değişiklikler, kabine değişikliği, Petrol Bakanı'nın gitmesi ve Kanada'daki yangınlar vardı. Dolayısıyla bu haftaya en kuvvetli başlayan varlıklardan bir tanesi petrol oldu. Çok fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum burada. Hala 50'li seviyelerin 48-50 aralığının görüleceğini düşünüyorum. Sağlıklı bir yukarı gidişatı var. Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalamayı test etti. Kırılsaydı biraz daha problematik olacaktı ama kırılmadığı için yukarıya doğru hareketin devam etmesi söz konusu olabilir diye bakıyorum. Burada 50 günlük, 200 günlüğü kesecek mi bir Golden Cross olacak mı onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Son olarak bakmakta fayda var. Bono piyasası tarafında düşük seyretmeye devam eden bir 10 yıllık var. 10 yıllıkların yukarıya doğru gitmesi sadece verilerle beraber olmayacak gibi gözüküyor. Biraz daha enflasyon baskısının artıyor olması lazım. Break-even'lar geçtiğimiz haftalarda kuvvetli bir yukarı hareketten sonra son haftada bu yukarı hareketi durdurdu. Dolayısıyla burada tekrar yukarıya doğru bir baskı olması lazım ki bunu 10 yıllıklara yansımasının da 2'lere doğru olduğunu görelim. Eğer öyle bir hareket yaşarsak işte o zaman aslında altın üzerinde de baskı olacaktır. Ama şimdilik bu seviyelerin üzerinde kalıp kalamayacağını 1.80'lere doğru hareket edip etmeyeceğini takip etmek durumundayız. Herkese iyi haftalar diliyorum.